Asırlar önce insanlar gündelik hayatlarında hesaplamalar yapma ihtiyacı hissediyordu. Önce hepimizin çokça yaptığı gibi parmaklar kullanıldı. Bu yöntem büyük hesaplamalarda yeterli gelmedi ve insanlar bu değerler için şekiller üretmeye başladı. Zamanla nicel kavramlar içinde hesaplamalar gerekti ve bu işaretler de bu durumda yetersiz kaldı ve sayı ve rakam kavramının doğmasına sebep oldu. İşte aritmetikte büyük bir gelişme olarak görülen rakam kavramı ilk olarak Mezopotamya ve Mısır'da M.Ö. 3000'lerde böylece kullanılmaya başlandı. İlk olarak 10 tabanlı hiyeroglif sayı sistemi kullanmaya başlayan Mısırlılar, sistem 10 tabanlı olduğu için sıfıra gerek duymamışlardır. Babil döneminden sonra 60'lık sistem devreye girmiş, bu sistemde oldukça karmaşık bir dizilim varmış. Şöyle ki bir rakamı aynı zamanda 60 ve 60'ın katları şeklinde aynı rakamla gösteriliyormuş. Örnek vermek gerekirse, biri simgeleyen simgenin yanına yine bir yazdığınızda bu hem 61 hem de 3601 olarak anlaşılıyormuş ve bu durum büyük karmaşalara yol açıyormuş. Bu karmaşaya son vermek için simgeler arasına boşluk koyma fikri atılmış. Yani simgeler arasında boşluk varsa bu 3601 yoksa 61 demek oluyormuş. Ama bu yöntem her sayıda başarıya ulaşamamış. Örneğin 7004 gibi bir sayıyı ifade etmek için bu yöntem yetkisiz kalmış. İşte bilindiğinin aksine sıfırın bulunuşu o zamanlara kadar dayanıyordu. Bu sorunu çözmek için Babiller M.Ö. 700'lerde sıfır rakamını yer tutucu olarak kullanmaya başlamıştır. Selokitler çağında bu yöntem daha çok kullanılmaya başlanmış. Bizim şimdi kullandığımızın aksine rakamların sonuna değil aralarında yer tutsun diye kullanılmış. Sonrasında bu yöntem antik Yunanlılara geçmiş, ancak Yunanlılar da sıfır sayı olarak kullanmamış. Matematikte bu kadar başarılı olmalarına karşın sıfır rakam olarak kullanmamalarının nedeni geometrik olarak ilerlemiş olmalarıdır. Bazı belgelere göre Yunanlı astronom Batlamyus, meşhur eseri Almagest'te Babillerin 60'lık sistemini kullanmasına rağmen sıfırı yine rakam olarak kullanmamıştır. Elementler adlı eser bile bu sayı teorisine ait bir kitap olmasına rağmen burada bile sıfır rakam olarak kullanılmamıştır. Bunun sebebi Yunan matematikçilerin sayıları çizgilerin uzunlukları ile ifade etmeleridir. Yani sayılar matematikçiler tarafından değil tüccarlar tarafından kullanıldığı için böyle bir karmaşıklığa tüccarlar da gerek duymamış ve sıfır rakamına gerek duyulmamıştır. Sıfırın rakam olarak ilk kullanıldığı yer Hint metinleri olmuştur. Baksali yazıtlarında sıfır ondalık sistemle birlikte rakam olarak kullanılmıştır. İkinci olarak Sanskrit dilinde Evrenin Parçaları isimli bir kitapta rakam ibaresiyle yer almıştır. Sıfırın batıya geçişi Müslümanlar tarafından olmuş. Bu yüzden sıfırı bulan ilk kişi olarak hep Harezmi bilinir. Ancak bu yanlış bir bilgidir. Harezmi bu bilgiyi batıya aktaran ilk kişidir. Harezmi sıfırı batıya öğrettikten sonra batıda yaygınlaşmasını sağlayan kişi ise Leonardo Fibonacci'dir. Sıfırın bulunması matematiğe olan katkılarının gelişiminin aşaması oldukça fazladır ve şimdi kullanılan rakamlarda bilinenin aksine Arap rakamları değildir.